Tribe Yatırım'dan herkese merhaba. 31 Ocak günü yılın ilk ayını tamamlıyoruz bugün itibariyle. Pay vadelilerde bakıldığında kontratın son işlem günü olduğundan volatilite son işlem saatine doğru giderken artıyor. Endeks bugün itibariyle bakıldığında 5000 seviyesinin altına sarkmasına karşın devam eden saatlerde bir toparlanma eğilimi içerisinde endekse yükseliş anlamında katkıda bulunan hisseler işçe ve enka olarak sıralanabilir. Endeksi aşağı çeken kağıtlara ise gübre fabrikaları, Türk Hava Yolları ve Türksel örnek olarak verilebilir. İşte macbi yine son işlem saatinde olmamıza karşın yüksek seyrediyor diyebiliriz. Dolar kurunda bakıldığında 18.80'ler civarında an itibariyle yataya yakın bir seyir var. Yurtlar partisi 1.08.50'lerde orada da nispeten yataya yakın bir seyir var. Yarın Başlayacak olan ve gelecek olan FED toplantısı kararı ile beraber yarın akşam saat 9'da öğreneceğimiz karara doğru biraz daha piyasalarda bekle gör havası var. İçeride bakıldığında önemli haber akışı olarak neleri takip ettik? Traktör şirketlerine açılan rekabet kurulu tarafından soruşturma, BDDK'nın sermaye yeterlikte kullanılan ortalama kuru 18-70 seviyesine çekmesi, Diğer taraftan EYT'ye ilişkin düzenlemeler, prim gününe getirilen kademelendirmenin belki de emekli sayısını ilk planda düşünüldüğü kadar olmayabileceği yönündeki yaklaşım. Dış ticaret açığının 2022 yılı itibariyle son derece maalesef yüksek olarak gerçekleşmesi. Orada enerji tabii bakıldığında en önemli kalemi oluşturuyor. Avrupa'da ise büyüme verisini takip ettik. Geçen yılın son çeyreğinde Avrupa bakıldığında 0.1 ile az da olsa büyümüş oldu. Yani resesyondan çıkar mı? Resesyon daha kısa soluklu olur mu? Anlamında tabii ki Avrupa açısından önemli. Ama haftanın geri kalanını esas olarak Fed'in, Avrupa Merkez Bankası'nın ve İngiltere Merkez Bankası'nın vereceği kararlar şekillendirecek. Çarşamba ve Cuma günleri de istihdam verilerini önce özel sektör daha sonra tarım dışı istihdam verilerini Amerika'dan izleyeceğiz. Global tarafta belirleyici olan bunlar. İçeride ise işte bir miktar bakıldığında hem şirket finansalları, arçelik sonrası İş GEO'nun da gördük sonuçları. İş GEO için özellikle Favec tarafındaki artış kayda değerdi. Ve bakıldığında seans sonrası muhtemelen Akbank'ı göreceğiz. Haftanın devamında garanti hissesinin finansallarını takip ediyor olacağız. Ama o tarafa doğru gelmeden esas enflasyon ne kadar gerileyecek? KKM'de bakıldığında faizlerin serbest bırakılması ne kadar borsadan rol çalabilir? Onlar bizim kendi içerimizde yabancı yatımcının dahilinin olmadığı kendi oyun alanımızdaki esas belirleyici konumunda. Dolayısıyla mevduat faizlerindeki yükseliş endeksin bu sene geçen seneki kadar çok iyi fırsatlar sunmayabileceğine dair oluşan yerleşen algı burada önemli. Endekste 5200-5250 bandı aşılmadıkça bu gelen tepki hareketinin sınırlı kalma ihtimali yüksek. Dolayısıyla temkinli olmak lazım diye düşünüyoruz. Aşağıda ise endeksin bugün tepkisinin geldiği 4940-4990 arası o bantta bakıldığında tepkinin gelebiliyor olması önemli. 4940 aşağı yönde geçildiği takdirde geçtiğimiz haftalarda test edilen 4600-4700'lere doğru hareketin sertleşme ihtimali bulunuyor. Dolayısıyla tetikte olmak lazım diye değerlendiriyoruz. Trav yatırımdan şimdilik bizden bu kadar. Herkese iyi akşamlar diliyoruz.